Mahsun Kırmızıgül biliyorsunuz yeniden sahalara döndü. Hem müzik piyasasına hem de ben yine film çekmeye devam edeceğim dedi. Çok da iyi bir yönetmen, bunu da kanıtladı diğer başarılı olan filmleriyle. Dedi ki kendi hikayemi anlatacağım bu sefer. Prestij meselesini ve prestij müzik yıllarını aktaracağım herkese dedi. Harıl harıl oyuncu arayışına girdi. Evet. Birçok ünlü isimle de anlaşıldı. En son öğrendiğim kadarıyla Barış Murat Yağcı ile de anlaşma yapılmış. Survivor'ın yarışmacılarından. Birçok ünlü isim de olacak filmin kadrosunda. O kim oynayacakmış? Ama filmde Barış bize Murat şunu sorduk, dedik ki Özcan Deniz nerede? Alişan nerede? Alişan yönetmenimiz. Selam olsun. Alişan nerede dedik. Alişan bir röportaj vermiş. Acaba rakip bir film mi geliyor Prestij meselesine? Şaka, yapımcılık mı yapıyormuş? Buyursunlar. Ünlü türkücü ve sunucu Alişan'dan olay açıklamalar. Yok be, yani zor artık. Mahsun Kırmızıgül'ün çekimlerine başladığı Prestij meselesi hakkında neler söyledi? Daha öncesinden de biliyorum, filmden olacağını da biliyorum ama... Filmde kendisinden bahsedilecek mi? Onların oynadığı dönem 91-94. Yoksa Alişan kendi Prestij hikayesini mi anlatacak? Ben ağır çekerim, o yüzden çekeyim. Mahsun Kırmızıgül'e rakip mi olacak? Ben de 97'den sonrasını çekim verdim. Alişan geçtiğimiz gün bir AVM'de vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ve oğlu Burak'la görüntülendi. Alişan'ı hemen yakalıyoruz. Yakalamışken soralım. Uzun zamandır kendisini bir oyunculuk projesiyle göremiyoruz. Ekranlara böyle bir proje olursa döner mi? Oyunculuk yapmayı tekrardan istiyor musunuz Alişan? Ne bileyim, zor ya bu saatten sonra. Televizyon programı benim için daha iyi. Sabah gidiyorum 8'de. Öğlen 1'de 2'de. Ya çok böyle bir aşk olmadı oyunculuk benim için. Alişan'ın kariyer planlaması nasıl ilerliyor? İş aşkı mı, para aşkı mı? Oyunculuk değil de yapımcılık olarak öyle bir şey düşünüyorum. Para neredeyse orada. Yok be, yani zor artık, bizim zamanımızdaki setler değil. Evet, gelelim başka bir aşk, kariyer ve müzik hikayesine. Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij meselesine. Filmde hikayesinin yer almayacağı çok konuşulmuştu. İlk defa kendi ağzından dinleyelim. Biz görüşüyoruz zaten, Mahsun abiyle görüşüyoruz ya. Filmle ilgili. Hayır, filmle ilgili, filmin olacağını da daha öncesinden de biliyorum, filmden olacağını da biliyorum ama onların oynadığı dönem 91-94. Ben o dönem yokum. Benim Prestij'e girişim 1996. O dönem benim Prestij'e girişim 96. Yok, benimle ilgili hiçbir şey olmaz. Yok. Ben yokum ki, benimle ilgili ne olabilir? Alişan böylelikle yaratılmak istenen polemik havasına son noktayı koydu. 91 ile 94'müş ilk Prestij'in kuruluşu. Onlar çünkü ilk Mahsun abi, Özcan, bir de Haluk Demet vardı. Onlar üçü vardı o dönem. Ben ondan sonra geldim. Alişan Mahsun Kırmızıgül'e yapımcılık kimliğiyle rakip olacak mı? Ben ağır çekerim. Ben de 97'den sonrasını çekim verdim. Ben ağır çekerim, o yüzden çekerim. Alişan rakip olur musunuz sorusuna da yeteneğim yok diyerek son noktayı koymuş oldu. Bakalım Mahsun Kırmızıgül, Alişan'ın da yer aldığı Prestij'in ikinci filmini çekecek mi? Bizim konuştuğumuz dönemler hep benim oradan yani Prestij'e girip ondan sonra yaşadığımız şeyler. Alişan diyor ki 91-94 yılları arası işlenecek filmde. Ben 96 yılında girdim diyor. Evet. Zaten bir televizyon programım var. Yani yapmayı düşünmüyorum çok fazla diyor ama şu anda zaten araları bozuk. Hala düzelmiş değil Mahsun'la Alişan'ın arası. Yani çok sıcak ilişkileri yok. Yani bir testi bir kere kırıldı mı yapışması çok zor oluyor. Yani geçmişte de onların o dönemdeki yapılan haksızlıkları. Yani şimdi Alişan'da da belli haksızlıklara uğradı yani o yapım firmasının içerisinde. Çünkü öncelikler başkalarına verildi. Ya ezildi çocuk yani, çok ezildi. Ama tabii ki bunlar çok geçmişte kaldı. Artık Alişan gerçekten şu an çok başarılı, işinde başarılı, aile hayatında başarılı. Keza kaldı ki bundan 1,5 yıl önce çok büyük bir acı atlattı. Yani yarısını, elmanın diğer yarısını kaybetti. Ama ben Alişan'ı her şeyden önce çok tebrik ediyorum. O 2 tane yeğenine bir amca olarak, baba yarısı olarak birçok Şam babalarının yapamadığı babalığı yapıyor. Hani diyoruz ya, her baba da baba olmuyor. Her anne de anne olmuyor. Yani Alişan'ı bu konuda gerçekten çok takdir ve tebrik ediyorum. Yeni dizi tercih etmemesinin çok da normal buluyorum. Çünkü Alişan artık maddi olarak belli doyuma ulaşmış ve çok da şanslı bak. Hiçbir sezonu boş geçmemiştir Bilal Beyciğim Alişan'ın, biliyor musunuz, televizyonda. Gerek televizyonda gerek sahnede. Yani bir de şimdi dizi niye çeksin ki? Artık sorumlulukları var. Yani onun 2 çocuğu değil 4 çocuğu var bence. Bir ailesi var. Şimdiki çekilen diziler en az 90 dakika çekiliyor. Kaç günlerini alıyor, zaten saatlerini alıyor. Televizyon programı var. Var yani bence tabii ki ihtiyaç hissetmemesi çok doğal. Ha bu arada yapımcılık konusuna da gelince bence yapımcı olursa çok doğru bir karar verir. Çünkü Alişan'ın insan ilişkileri de çok güçlü. Çok güçlü bağlantıları var. Evet. O konuda da çok başarılı olacağına inanıyorum. Ne yapacak ama o önemli. Ne yapacak? Yani şimdi ya, bu tabii. Dizi dünyasında öyle bir rekabet var ki belli yapım şirketleri mesela bu şeylere Amerikan dijital platformlarına belli yapım şirketleri çalışıyorlar. Kendini ispat etmiş. 8 kamerayla dizi çekebilen, bütün yüksek reytingli işler daha evvel yapmış olan. Bütün ekibini son derece seçkin, işinin ehli isimlerden kurulmuş. Şimdi Alişan o anlamda çok geride. Alişan'ın bir ekibi yok öncelikle. Dizi çekebileceği ya da büyük yapımlar organize edebileceği. Yani bir de tecrübesi yok. Ama yani şimdiki yaptığı program gibi program çekecekse, aslında, kendi programını çekecekse yapımcı olarak tamam yapabilir. Aslında bu üçlü farklı branşlarda da iddialarını gösterdiler. Mahsun Kırmızıgül çok iyi bir yönetmen oldu. Çok iyi. O Beyaz Melekler, değil mi? Güneşi gördüler. Evet. Muhteşem filmlere imza attı. Bu arada hani Özcan da öyle. Türkücü ekollerinde şey beklenir ya. Bu arada Mahsun Kırmızıgül yabancı filmleri altyazısız izleyen, sushi falan yiyen bir adam. Yani özel hayatında öyle bir insan kola değil. Bilal abi içme kola, sakın içme diye beni tembihleyen bir adam. Çok sağlıklı yaşayan bir adam. Hiçbir kötü alışkanlığı da yoktur. Çok da çapkın olduğunu söyleyelim burada. Çapkındır. Çok çapkın. Evet, sarışınlara karşı çok özel ilgisi vardır. Sarışın ve mavi göz. Evet. Çok çapkın. Özcan Deniz çok iyi bir oyuncu oldu. Çok iyi dizilerde, başrollerde oynadı ve rüştünü ispat etti. Alişan da dedi ki ben de başka bir branşta olmam lazım. Özcan vizörden de çok iyi bakar. Öyle mi? Özcan tabii çerçeveyi de çok iyi bilir. Çekti. Meryem Uzerli ile bir filmin yönetmenliğini de yaptı ama başarılı bulmadı. Işığı da çok iyi bilir. Özcan öyle deme. TV'de herhalde. Özcan senaryoyu da iyi bilir. Bak insanların hakkını yemeyelim. Senaryoyu da iyi bilir. Yazar, kendi yazar. Hangi senaryosu var mesela? İşte bu sinema mevcut çektiği filmlerin bütün senaryoları. Ben şey üzerinden gittim bile Özcan. Hani tutmuş işlerde ne durumdalar? İşte bu sinema filmleri, Özcan sinema filmlerini tutmamış diyemezsin. Hepsi kazandırdı para. Hatta o belli yapımcılar onunla ortak oldular o filmlerde. Bir İstanbullu Gelin de o mu yazmıştı senaryoyu? İstanbullu Gelin hayır, onun senaryosu değil. İstanbullu Gelin onun senaryosu. Yani Özcan'la Mahsun'un filmciliği neredeyse at başı gider. Mahsun biraz daha önde gibi ama yani Özcan da hakkını yemeyelim. Peki Alişan'ın sunuculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? O yıllardır televizyonda bence başarılı. Ya Alişan işini yapıyor sadece ama mesela TV8'de başarılı olamadı. Burada TRT'de reyting kaygısı ama yıllardır Çağla'yla çok güzel hatta kadın kuşağı programları yaptılar Çağla'yla beraber. Demet Akalın'la yaptı sonra. Demet Akalın'la onu bilmiyorum değil mi, doğru yapmışlardı. Demet Akalın'la yaptı ama tutmadığı için kanal 2. sene devam etmedi. Onun yerine başka birisini aldılar oraya. Yani o devam etmedi. Reytingler o kadar iyi değildi. Şu anda iyi TRT'de değil mi? Şimdi tek başına gündüz kuşağı, kadın kuşağında erkek olarak anlatabiliyor muyum? Zoru başardı yani. Evet, çok zor. Genelde kadın kuşağında kadın isimler tercih ediliyor. Evet. O da uzun zamandır yapıyor ama izlenmesi zaten programı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden kendi bir kitlesi var. Relasyonları da güzel. İlişkileri de güzel. Evet. Peki Mahsun Kırmızıgül'le oğlunun bir fotoğrafını vermek istiyorum. Bu kadar mı armut dibine düşer? Hangisi Mahsun, hangisi oğlu? Koyuyorsunlar. Ben de arada kaldım. Sağdaki Mahsun sağdaki ceketi giyip benim yanıma gelmişti. Gazetede çalışırken ben o zaman Günaydın. Kırmızı ceketi mi? Sağdaki patlıcan moru, patlıcan rengi derdik biz ona. Soldaki Mahmut oğlu. Mahmut. Sağdaki ceketi giyip hep gazeteleri dolaşırdı. Günaydın gazetesinde o zaman ben haber merkezini yönetiyordum. 1 milyon tirajlı gazetemizdi. Gelmişti abi bu benim albümüm diye, kasetim diye. O zaman kaset vardı. Benden de Fikret Ercan'a gitmişti Hürriyet'e. Abi bu benim kasetim diye. Sempatik bir insandı ama bu mor rengi ceketi meşhurdur o zaman. Patlıcan moru. Mahmut Amerika'da sinema televizyon eğitimi aldı diye biliyorum zaten. Çok iyi bir eğitim verdi ona Mahsun. Varını yoğunu onun eğitimini harcadı. Evet. İyi baba. Yurt bakalım oyunculukta performansı nasıl olacak? Benzerlik muazzam. Yani babası hık daha iyi bir tercih düşmüş. Yapılamazdı herhalde mi? Canım babası. Yani. Babası onda o işi görmüş ki verdi rolü. Mahsun bu arada yani. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu biliyor musunuz? Konservatuar mezunu. Tabii. 93 yılında ben konservatuara Güher Güney vardı benim şan hocam. Aynıydı şan hocalarımız. Ben dışarıdan gelirdim. Her dışarıdan gelişimde kapının önünde o siyah bir takım elbisesi vardı. Ben de o zaman yeni astrolistim ama eğitimlerime devam ediyorum. Yani dışarıdan İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitiren kişiyimdir ben. Konservatuvarda. O derece. Saçlar sarı mıydı Pınar? Saçlar sarıydı. Eyvah! Sarıydı. Eyvah! Ben şimdi o benim saatimi öğrenmiş tamam mı? Bak bu çok önemli bir detay. Mahsun Kırmızıgül'ün Pınar Eliçe aşkı. Yok ya. Tek taraflı. Yok. Tek ama taraflı. Bir platonik şey vardı. O merdivenlerin onda önünden ben çıkarken o kapının önünde böyle siyah takım elbisesiyle. Poz böyle... veriyor. Şaka yapıyorsun. Vallahi beklerdi. Sen ne yapardın? Geçer giderdi. Geçer gider. Bakmadım. Ama aklına kalmış. Kaldı tabii canım. Kalmış. O zaman Mahsun işte hani diyorlar Mahsun. Bu çocuk yeni kaset yapmış. İşte dedim ki hatta hocamız vardı Güher Güney. Dedim ki ya bir sanatçı varmış burada dedim. Mahsun yeni bir kaset yapmış. Ha evet dedi. Kaçıncı sınıftır dedi. O dedi 4. sınıfta ama seni örnek gösterebilirim. 6 ayda dedi onun 4. sınıfta. Sen 6 ayda geldin. Evet ama tamam doğru Mahsun çaka bitirdi konservatuvarı ama öyleymiş. Müziği çok iyi öğrendi. Çok iyi bilir. Her şeyiyle çok iyi bilir. Ya öyle bir hikaye bu çok istisna bir şey yaptı. Piyanoyu da çalar. Her şarkıyı, her şimdi notayı Diyarbakır'da sazıyla da çalar, sazıyla da çalar. Konservatuvar okuyacağım deyip gidiyorsun sen Diyarbakır'dan. Ve bu çok ekstra albüm yaptıktan sonra konservatuvara da devam ediyor. Albüm yapmış, 1-2 tane albümü var. Tabii canım, albümleri tutmamış. Diyarbakır'da da yaptı albümleri 16-17 yaşındayken. Tabii. Bir de o kadar iyi biliyor ki mesela film yaptığı zaman dünyanın en iyi senfoni orkestrası nerede? Prag'da. Atlar gider Prag'a, onlara çaldırır. Londra'da. Evet. Atlar gider Londra'ya, Londra'da çaldırır. Çok vizyonlu bir adam o konuda. Çok yani. Çok. Yaptığı filmlerde de öyleydi. Yaptığı albüm de çok başarılı. Çok. Şimdi Beyaz Melek ilk filmiydi. O kadroyu benim diyen toplayamaz. Tabii canım. O kadro Yıldız Kenterler falan yani onları ikna etmek, projeni inandırmak, oyuncu olarak filmin içine katmak. İmkansız. Bunun senaryosunu o yazmıştı değil mi? Kendisi yazdı. Tabii. Bu ilk çıktığında 93 yılında Star'da Cem Uzan bunlara yol verdiğinde, imkan verdiğinde o Galatasaray'ın Şampiyonluklar Ligi'ndeki maçlarıyla birlikte Galatasaray'a şarkı yapıyor. Kendi şarkısını Galatasaray'a çeviriyor. Ondan sonra insanlar diyorlardı ki bu Mahsun Kırmızıgül yeni çıkmış, Özcan Deniz yeni çıkmış. Krolar şarkıcı olmuş. İşte bunlar kro. Kro bunlar. Ondan sonra bütün sosyete bunları dinlemeye başladı. Bütün sosyetedeki bekar kızlar Mahsun Kırmızıgül'le Özcan Deniz'le aşk yaşamak için sıraya girdiler. İbrahim Tatlıses de keza öyle. Alişan'la sonra keza öyle. Kro dedikleri insanlar Türkiye'de bir numara oldular. Ya. Vallahi arabesk müziğe öyle diyorlar ya dinleyicisine de söyleyenine de hiç de öyle değil. Her kesimden dinleniyor gayet de. Aynen öyle. Müzik tarzı onu yapan kişilere bazı yakıştırmalar yapılabiliyor tabii görsel olarak. O zaman ne kadar yoğun yapılıyordu biliyor musun? Denilebiliyor ama. Hepsi tükürdüğünü yaladı bütün o sosyetikler. Ben çok iyi bilirim ki cemiyet hayatının çok önde gelen isimleri çok gizli ofislerinde veya ne bileyim çok özel hani evlerinde Müslüm Gürses dinlerlerdi. Ama Müslüm Gürses de dinlerlerdi ama son noktaydı ya. İnkar da ederlerdi. Evet. O da ayrı bir şey. Müslüm Baba'nın sosyetelerden, sosyetiklerden çapkınlığı yoktu. Ünlülerden çapkınlığı yoktu. Çok korkardı hanımından. Gizli gizli onu menajeri eğlendirirdi diyelim. Menajer gizli gizli eğlendirdi ama ünlülerden, sosyetiklerden değil. Bunlar çapkınlıktan başlarını alamazlardı. Özcan da, Mahsun da, İbrahim Tatlıses de. Hala öyle. İbrahim Tatlıses bizi izliyordu onun için böyle yapıyorum. Her şey değişti ama değişmeyen tek şey bu isimlerin çapkınlıkları. Alişan hariç demek istiyorum tabii. Alişan'ın evli, çocuklu.